İyi akşamlar sevgili dostlar, Ezber Bozanlar'a hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu hafta Ezber Bozanlar'da yine farklı konularla ezberleri bozmaya gayret göstereceğiz. Hemen programımıza geçmek istiyorum ama programımızdan önce iletişim bilgilerini vermek istiyorum. Twitter tagımız her hafta olduğu gibi Kare Ezber Bozanlar. Kare Ezber Bozanlar'dan bizlere görüş ve önerilerinizi iletin lütfen. Evet, telefon yoluyla bizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz 0212 251 5090'dan bizlere görüşlerini yazdırabilirler. Onun dışında mesaj yoluyla bizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz tüm operatörlerden ulusal yazıp bir boşluk bırakıp adınızı yazdıktan sonra 3929'dan bizlere görüş ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Bunun dışında tabii her hafta olduğu gibi bir sorumuz oluyor sizlere. Bu sorumuzla Türkiye'deki izleyicilerimizin, halkımızın neler düşündüğünü de buradan görerek size de ilan etmiş oluyoruz. Bu anlamda mesajlarınız önemli. Evet, bu haftaki sorumuz değerli izleyenler, Türkiye'de hukukun adil olduğuna inanıyor musunuz? Türkiye'de hukuk gerçekten adilane bir şekilde işlevini yerine getiriyor mu? Buna inanıyor musunuz? Sorumuz bu. Tüm operatörlerden ulusal yazıp bir boşluk bırakıp cevabınızı 3929'a gönderirseniz bize ulaşmış olacak. Bunun dışında tabii görüşlerinizi ve sorularınızı da buradan bize ulaştırmış olacaksınız. Evet değerli izleyenler, bu hafta stüdyomuzda her hafta olduğu gibi Eren Erdem var. Sevgili Eren Erdem. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Onun dışında bir diğer konuğum avukat Eyüp Sabri Gürsoy. Sayın Gürsoy, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, değerli izleyenler, bu hafta Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal'ın sorgu için, görüşlerinin alınması için mahkemeye çağrıldığı, savcının çağırdığını gördük. Bunu konuşacağız. Hatay'da yakalanan bir tır var, bunu konuşacağız. İHA'nın dünyanın birçok ülkesine yardım götürdüğünü zannettiğimiz İHA'nın bana göre cürümleri, artık adına ne denir bilmiyorum, cürümlerini konuşacağız. Ve hemen bu anlamda Eren Hocam'a ilk sorumu sormak istiyorum. Evet. Hocam, siz de yakından takip ediyorsunuz. Bilal'i çağırdılar artık. Oldukça kabarık bir dosya olduğu söyleniyor Bilal'le ilgili. Ve Bilal saat bugün 5'e kadar herhalde teslim olmadı. Bu ifade vermeye gitmedi daha doğrusu. Evet. Bundan sonra ne olur? Siz de daha önce defalarca tutuklandınız böyle şeyler. Sizin evet, de başınıza geldi. Çıkartıyorlar. Yakalama emri geliyor ve siz gidip ifadenizi veriyorsunuz. Evet. Suçunuz varsa artık ondan sonraki süreç işliyor. Nasıl olur? Şimdi Bilal gitmedi herhalde. Öncelikle bizi izleyen tüm dostları yine selamlayalım. Benim daha önce ifadeye defalarca çağrıldık yani. Çeşitli davalar açıldı işte. Köşe yazılarımıza, kitaplarımıza ifadeye çağrılıp da ifade yani celpte belirtilen tarih aralığında eğer ifade vermeye gitmezseniz zannediyorum hukuki olarak zorla götürülme diye bir yakalama terim, çıkıyor. Yakalama çıkartıyorlar ve polis nezaretinde ifade vermeye götürülüyorsunuz. Normal şartlarda hukukun işleyiş şekli bu. Buna binaen benim defalarca bu şekilde gözaltılarım vardır. Yani İfadeleri kaçırmışız, celp işte elimize ulaşmamış, şu olmuş, bu olmuş vesaire. Hatta nezarethane deneyimlerimiz de var bu hususta. Şimdi biz şurada, burada şunu söyleyeceğiz. Yani Bilal Erdoğan bugün normal şartlar altında ifade vermeliydi. İfade vermediyse ne yapması gerekiyor? Savcının yakalama kararı çıkartması gerekiyor. Hukukun önü herkes eşittir. Yani sen başbakanın oğlunu kayıramazsın. Hani bizim Gezi Parkı eylemlerinin akabinde bu hırsız var protestosunda bir güzel bir pankart vardı. O Bilal buraya gelecek diye. O Bilal oraya gidecek yani. Gidecek, onun kaçışı yok yani. Ya gidecek paşa paşa ifadesini verecek. Soruşturmanın derinlik kazanması için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. Aksi takdirde polis nezaretine gidecek. Yani biz kimsenin babasını hammalı falan değiliz yani. Biz ifade kaçırdığımız zaman polis memurları bizim kolumuza giriyor. Neredeyse kolumuza kelepçe takarak götürecek yani. Bir de üstüne üstlük polis araçlarında kötü muamele görüyoruz.
Hakaret. Hakaret küfür. Görüyoruz. Aşağılama görüyoruz. Ben bir mesele arz etmek isterim. İşte bu başbakanın bana açıp da kazandığı bir dava var. Aydınlık Gazetesi'ndeki bir yazım. Başbakan hain ve hırsız mıdır diye bir makale. Soru işaretiyle biten bir soru cümlesine açılıp kazanılmış bir dava. Bir hadis-i şerife açılmış bir dava. Ben o dava için yakalama emri çıkartıldı benim için. Beni karakola götürdüler. Vatan karakola. Çok amiyane tabirle uyuşturucu satıcılarının ve deyim yerindeyse kolunu jiletlemiş insanların içerisine koydular nezarethaneye. Ya kardeşim dedim, bak benim yani böyle bir şey yapmana gerek yok yani. Netice itibariyle ben bir ifade vereceğim. Yani gördüğüm muameleyi ben biliyorum. Eğer gerçekten bu ülkede hukukun üstünlüğü diye bir şey varsa, ki ben bunun olmadığına inanan biriyim. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur. Üstünlerin hukuku vardır. Yani hakim sınıfın, yöneten sınıfın, servet ve imkanları elinde bulunduran sınıfın üstünlüğünü esas alan bir hukuk sistemi vardır. Yani aslında hukuka göre üstün de yoktur. Efendim? Hukuka göre üstün de yoktur. Vardır. Üstün vardır. Kimdir bu? İmtiyazı elinde bulunduranlar. Hukuk nezdinde bunlar üstünlerdir. Ama bu ona üstünlük getirmiyor hukukun karşısında. Normal şartlarda hukukun ahvali içerisinden bakarsak, tarihsel perspektif açısından okursak, yani hukuk kavramını kendi içinde değerlendirirsek elbette eşitliği esas alması gerekir. Fakat Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Türkiye'de ne vardır? Türkiye'de bir kesim kullanır. Buna da hukuk sistemi denir. Bir kesim kullanır. İktidar sopasının elinde bulunduranların borusunu öttürdüğü bir hukuk sistemini biz yaşarız Türkiye'de. Bu hakim olur her zaman. Ve bunun üzerinden de toplumlara belli bir paradigma dayatılır. Şimdi Bilal Erdoğan gemileri yaktı mı bilemeyiz. Yani gemicikleri yaktı mı bilemeyiz. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı her ne kadar hukukun üstünlüğü içerisinde konumlandırmasak da ifadeye çağırmıştır. Değil mi? Normalde bu durum, bu ahval başkalarına nasıl uygulanıyorsa ona da öyle uygulanmak gerekiyor. Yakalama kararı çıkartılması lazımdır normal şartlarda. Dedik ya, o Bilal oraya gidecek yani. O ifadeyi verecek. Bu davanın üstünün örtülmesi adına türetilmiş bir türlü, bin türlü safsataya tanıklık ediyoruz. Yolsuzluk operasyonlarından bahsediyor vatandaş. Yani yakında şöyle bir diyaloğa tanık olacağımıza inanıyorum. Efendim, yolsuzluk yapmışsınız, biz yol yaptık. Yolsuzluk yapmışsınız, dış mihraklar. Yolsuzluk yapmışsınız, efendim ajanlar. Yolsuzluk yapmışsınız şu. Ya kardeşim, çaldın mı çalmadın mı yani? Bunun cevabını ver. Çaldın mı çalmadın mı? Yargıya müdahale ediyorsun. Bakanı görevden istifa etti bakanların. Bu zaten ben çaldım manasına gelen bir yaklaşım biçimi değil midir yani? Bunu alenen kabul etmiş olduğunu, 150 milyar dolar euro olduğu ifade edilen, belki dünya tarihinin en önemli yolsuzluk operasyonlarından biriyle karşı karşıyayız. Ve yolsuzluğun yanı sıra fevkalade pişkinleşmiş bir arsızlığa şahitlik ediyoruz. Böyle bir pişkinlik olamaz. Yani adam her şeyi dış mihrakla ilintilendiriyor. İktidara geldikten bir gün sonra Siyonizmin şefi olan Paul Wolfowitz'e mektubu babam yazdı sanki yani. Başbakanın mektubu ortaya çıkmadı mı? Dış mihrak kim? Dış mihrakı söyleyelim, kim? Dış mihrak Amerika'nın Irak işgalinde mecliste evet oyu veren, tezkereye evet diyenler, işte dış mihraklar onlar. Hala parlamentoda olanlar var. Dış mihrak arıyorsun değil mi? Gir o parlamentoda, o gün kimler tezkereye evet oyu verdi? Dış mihrak kim? Irak'ta 1 milyon insanı katletmiş olan Amerikan askerinin Suriye'ye girmesi için daha geçtiğimiz aylarda meclisten tezkere çıkartanlardır. Dış mihraklar işte bunlardır. Dış mihraklar, dış mihrakların yerli ajanları bunlardır yani, ajan arıyorsak. Bunların hepsi birer ajandır. Kadrolu dış mihrak ajanıdırlar. Neden? Çünkü Amerikan menfaatlerini bu topraklarda yaşayan insanların menfaatlerinden evla görürler bunlar. Hala bana dış mihrak diyorsun. Ya çaldın mı çalmadın mı? Önce bunu bir açıkla. Bunu bir ortaya Ondan koy. Sonra dış mihrak var mı yok mu konuşulur. İsviçre bankalarında başbakanın 8 ayrı hesaptaki 8 milyar doların hesabını versin başbakan. Bu para nereden geldi? Maaşını mı biriktirdin? Ticaret yaptın. Açıkla, ne yaptın? Ne sattın? Ne aldın sen? Ne kadar vergi verdin? Ne vergi verdin? Ne yapıyorsun sen? Yani bak, konu öyle bir yere gidiyor ki inan sinirlerimiz bozuluyor artık. Ya sinirlerimiz bozuluyor artık. Bu kadar pişkinleşmenin lüzumu yoktur.
Mitinglerde bak şu Türge ve Ali Ağaoğlu'nun 2 katrilyon değerindeki peşkeş çektiği arazileri hangi proje için peşkeş çektiği, Bilal Erdoğan'ın Türgev'in hangi pozisyonunda bulunduğu bir açıklansın bir zahmet ya. Bak bunların hepsi iddianamelerde var. Bunların hepsi soruşturmalarda var. Peki neden işin ucu bürokratlara geldiğinde dokunuluyor? Güzel kardeşim, bu ülkede devlet genelkurmay başkanına dahi dokunabiliyor da başbakanın oğluna neden dokunamıyor? Bu soru işaretine cevap aramamız lazım. Yani genelkurmay başkanı hem de bak terör örgütü kurmak suçundan yargılanabiliyor. Fakat başbakanın oğlu savcılığa suç örgütü kurmak suçundan ifadeye çağrılıyor. Bu suç isnat edilmek suretiyle ifadeye çağrılıyor. Beyefendi elini kolunu sallayarak fevkalade rahat bir şekilde davranabiliyor. Buna sebep olan şey nedir? Yani bu memleketi birileri babasının çayırı falan mı zannediyor? Papaz çayırı mı bu yani? Şakir Baba çayırı mı bu? Ne zannediyorlar bu memleketin bu insanlar? Bunu anlamak mümkün değil. Muhafazakar paradigmanın, yani bak mütedeyyin demiyorum, dindar demiyorum, ayırıyorum. Muhafazakar ayrıdır, muhafazakarın tam karşılığı dincidir, mütedeyyin dindardır. Bu ikisini ayırarak söylüyorum. Muhafazakar paradigmanın irin küpü patlamıştır. İrin küpü patlamıştır. Pislik sızmaya başlamıştır. Daha henüz kübün içindekiler ortaya çıkmamıştır. Bunlar sadece sızanlardır. Her şey meydandadır. Varsa lütfen rejideki arkadaşlar şu savcılığa çağrı kağıdını ekrana yansıtsınlar rica ediyorum. Şu Bilal Erdoğan'ın savcılığa ifadeye çağrıldığı kağıdını ekrana yansıtsınlar. Şimdi hangi savcı, bak ben buradan aynı zamanda şu çağrıyı yapıyorum. Eğer bu vatandaş hakkında savcılık yakalama kararı çıkartmazsa bu ülkede bir daha kimseye yakalama kararı çıkartamaz. Çıkartamazsın. Hiçbir ifadeye gitmiyor. Hadi bakalım beni yakala. Böyle bir şey olur mu? Yani benim şimdi yürüyen duruşmalarım var. Şimdi hocam duruşmaya katılmadığım zaman, mahkemeye katılmadığım zaman zorla götürmek zorla gerekiyor değil mi? Tabii. Benim yürüyen bir sürü mahkemem var. Sağ olsun başbakanla bir sürü davamız var. Hiçbirine katılmam. Beni de yakalayamaz, dokunamaz bana. Ne hakla? Yani hukukun önünde herkes eşittir ibaresi anayasadaki pasif bir cümleden ibaret bir şey miydi? Eğer herkes eşit ise başbakanın oğluyla ben de eşit olmalıyım. Bana yapılan muamele ona da yapılmalıdır. Aksi takdirde bu ülke seçkinlerin, bir kesimin, bir sınıfın saltanat ikame ettiği bir mini, premodern bir imparatorluk haline almış demektir. Buyurun işte ekranda, onu ekrana versin arkadaşlar. Bu belge Muammer Akkaş'ın Bilal Erdoğan'a çağrı altında kağıdı. Da tarih var bak. 02.01.2014 tarihine yani kadar bugün süre vermiş. Normal şartlar altında hukuk neyi gerektiriyorsa hukuk bunu yapmak zorunda. Eğer yapmıyorsa samimiyetle söylüyorum burası artık bir saltanatlıktır. Derebeyliktir, monarşidir burası. O zaman burada demokrasi savaşı vermemiz gerekecek. Yani ben geçen hafta dedim. İstiklal savaşı şimdi mi başlıyor hocam? Esas istiklal savaşı budur. Şimdi başlar. Neden başlar? Bak. Çünkü Türkiye premodern bir monarşiye dönüştürülmüştür. Kimin eliyle? Muhafazakar saltanat meraklılarının eliyle. İslam tarihinin ilk rüşvetçisi geçen gün Soner Yalçın bir yazı yazmış. Çok değerli bir yazıdır yani. Ben çok beğendim o yazıyı. İslam tarihinin ilk rüşvetçisi olan Muaviye ilk rüşvetçisidir yani. Hı hı. İlk rüşvet alan, ilk rüşvet veren, ilk yolsuzluk yapan İslam tarihindeki kendi kendine lider atfetmiş bir kişilik olması açısından söylüyorum. Kimse onu lider olarak görmüyor da. Muaviye'nin sünnetini ikame etme adına din elbisesini tersten giymek suretiyle zavallı saf insanları kandırarak saltanat ikame etme dönemi kapanmıştır. Maske düşmüştür, takke düşmüştür, rant görünmüştür. Yani takke düştü, rant göründü. Dolayısıyla şimdi kimse buradan mal okumaya çalışmasın. Çok açık ve net bir şeydir bu. Bak çok nettir. Bütün bizi izleyenler takip etsinler. Normal şartlarda ben eğer bugün bir ifadeye çağrılsaydım, gitmeseydim, yarın beni polis gelip evimden alırdı. İşte bu ülkedeki adalet böyle çarpık, bu kadar yozlaşmış ve
bir ikiyüzlüler hukukuna evrilmiş bir paradigmanın kölesine dönüşmüştür. Hukuk iktidarın bilmem neyidir derler. İzleyicimiz anladı, ben kelimeyi kullanmayayım. Çok önemli bir deyimdir. Evet, hukuk bugün Türkiye'de iktidarın bilmem neyine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bu bugün olan bir şey değil. Bu evla geçmişte de böyleydi. Fakat bugün iyice ayyuka çıktı. Erin küpü patladı artık tamamen. Bu yüzden de söyleyecek fazla bir söz yoktur. Vicdan sahiplerine ben seslenmek isterim. Her zaman bunu yaptım. Ve her zaman da bunu yapmaya da devam edeceğim. Halk eğer bu sürece izleyici kalırsa, yani tribündeki rolünden vazgeçip sahaya inmek zaruretinin farkına varmazsa, kusura bakmasın ama bir monarşinin tebaası olmak dışında hiçbir yere varamayacaktır. Dolayısıyla teba olmak mı yoksa özgür bir birey olmak mıdır? Ülkede bugün verilecek mücadele demokrasi mücadelesidir. Vesayetin her türlüsüne karşı yükselecek bir demokratik mücadelenin en yüksek ihtiyaca dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Çünkü görüyoruz ki biz birileri tarafından yargı fevkalade bir biçimde biçimlendirilmeye çalışılıyor ki zaten hali hazırda zaten başkaları tarafından biçimlendirilmiş olan bir yargı senin güdümüne mi girecek, benim güdümüne mi girecek kavgası içerisinde bir türlü halkın güdümüne girebilir. Ve bu kavga fevkalade zararlı bir kavgadır. Senin güdümünde midir, benim güdümünde midir kavgası, yargının hiçbir zaman halkın güdümünde olmayacağının bir tür belgesidir. Bu minvalde alenen ifade etmek gerekiyor ki, eğer bu ülkede başbakanın oğlu hukukun önünde benimle veyahut da seninle eşit muamele görmüyorsa, ki görmediğini görüyoruz, bu ülkede yapılacak tek bir şey vardır. Hukuku yeniden dizayn edecek halkın iradesini ortaya koymaz. Başka bir yol yoktur. Peki hocam, hukukçular ne yapmalı burada? Hemen. Hukukçular ne yapmalı? Hukukçular konuğumuza da aynı soruyu soracağım da. Tabii. Yani şimdi peygamberimizin döneminde de bir takım benzer şeyler yaşandı. Şimdi bir hüküm geldi, işte hırsızın eli kesilecek. Hemen Taif, yani Taif'e o grup, ya bizim de mi yani, bizim de mi elimiz kesilecek? Yani biz seninle beraber olduk, beraber seninle savaştık, beraber mücadele ettik. Efendim senin her getirdiğine inandık, yani bizim de mi yani? Evet, sizin de dedi peygamber. Dedi ki hukukun karşısında herkes eşittir. Benim oğlum dahi yapmış olsa onun da elini keserim. Şimdi bakın, dedi. Evet. Din böyle yaklaşıyor. Peygamberimiz böyle. Fakat din birilerinin elinde başı olduğu için o hukuk bir iktidarın şeyidir. Bir cümleyle oraya aslında, ekleyeceğim. Hocam şunu ekleyeyim ben. Din bugün aynı şey olmuş. Din iktidarın bilmem nesi haline gelmiş. Orada ben sana bir ekleme yapayım. Bak ben Allah'ın dinine tabiyet içinde olan biri olarak şundan imtina ederim. Bir adam dindar olur, yanlış yapabilir. Hata yapabilir. İslam'ın günah diye tabir ettiği şeyleri yapabilir. Bunlar mümkündür. Hatta İslam'ın yasakladığı münferit işleri yapabilir. Yani bir adam işte içki içer, şu olur, bu olur. Bunlara biz hiçbir şey söyleyemeyiz. Bu bambaşka bir şeydir. Çünkü İslam dini zaten onu münferit bir olguya dönüştürüyor. Fakat hırsızlık yapan, yetim hakkı yiyen bir adam İslam dininin hudutlarının dışına çıkmıştır. Toplumu fesada sürüklüyor. İfsada sürükleyen, İslam dininin hudutlarının dışına çıkmıştır. Eğer halk halen daha bu adamın alnındaki secde izini itibar ediyorsa, çok özür diliyorum ama Kur'an-ı Kerim şu ayet-i kerimeyi nazil ediyor. Aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır diyor. O halk o pisliğin içinde boğulmaya mahkumdur. Zaten o halkın aklının başına gelmesinin yolu pisliğe boğulması ve o çırpınışlar içerisinden yeniden bir diriliş arayışı içerisine girmesidir. Eğer halen daha halk meseleyi buradan okuyorsun. Hırsızın imanı yoktur kardeşim, bırakacaksın bu işleri. Hırsızda din aranmaz. Bak bir adam yalan söyler, dersin ki kardeşim, yani adamın karakteri, kişiliği. Bir adam şunu yapar, şu, bunu yapar, bu. Bu bambaşka bir şey. Yetimin hakkından bahsediyorsun. Doğmamış çocuğun hakkından bahsediyorsun sen. Asgari ücrete 20 TL, 50 TL zam yapıp
kutulara 4,5 milyon euro saklayanlardan bahsediyorsun. Van'da hayatını kaybeden karın altındaki depremzedelerden bahsediyorsun. Ayaz bebekten bahsediyorsun. Çocuklarına kahvaltı hazırlayamadığı için kendisini öldüren anneden bahsediyorsun sen. Sokakta yatan 60 bin evsizden bahsediyorsun sen. Bunlardan bahsediyorsun. Reyhanlı'dan bahsediyorsun. Roboski'den bahsediyorsun sen. Nice'den bahsediyorsun sen. Gezi'deki ölen insanlardan bahsediyorsun sen. Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerden bahsediyorsun. Bunların hepsi alttakilerdir. Bunların hepsi mazlumlardır, ezilenlerdir. Bunların haklarını gasp etmek hiçbir kitabi bilginin, hiçbir kitabi sistematiğin içinde tanımlanamaz, dışındadır. Halen de adam o kitabi muhtevanın içinde olduğunu iddia ediyorsa Kur'an ona münafık diyor. Yalan söylemesen münafıksın diyor. Yemeyin arkadaşlar, yemeyin. Evet. Peygamberin bir sözünü hatırlatıp bitireyim. Çok güzel bir sözdür. Defaten hatırlattım. Diyor ki, bir kimseyle münasebet kuracağınız zaman onun alnındaki secde izine değil, dirhem ve dinarla kurduğu münasebete bakın diyor. Parayı seven Allah'ı sevmez. Kaynak verelim. İmam Gazali İhya-i Ulumiddin 3. cilt. Açsın baksınlar. Onlara hadisleri hatırlatayım. Hadis savaşı yapıyorlar ya Twitter'da. Bu hadise baksınlar. Bir adamın parayla kurduğu ilişkiye bakacaksın. Parayı seviyorsa istifliyorsa uzaklaştır. Kenz yapıyorsa uzaklaştır. İnfak yapmıyor. Yani servetle kurduğu ilişkiyi ortaklaşmacılık esasında biçimlendirmiyorsa uzaklaştır. Dolayısıyla kimse kimseyi kandırmasın. Kur'an-ı Kerim bu madrabazlığa alet edilmeyecek kadar yüce bir kitaptır. Ve aynı zamanda bu kitap bütün inananları şununla da uyarıyor. Sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatmasın. Yani Allah ile aldatma bakın bir terör koludur. Allah ile aldatma bir inanç meselesi değildir. Toplumları kasıp kavuran bir terör koludur. Bir terör şebekesi organizasyonudur. Allah ile aldatma bir terör faaliyetidir. Çünkü bütün toplumları ifsad eden, felakete sürükleyen, işte geldiğimiz bu duruma getiren bütün felaketlerin ortaya çıkmasına sebep olan bir durumdur. Bu nedenden ötürü söylüyoruz, diyoruz ki insanların bu hususa çok duyarlı olması gerekiyor. Evet, çok teşekkürler hocam. Şimdi sayın avukat konuğumuza, emekli avukat aynı zamanda değil mi? Yok, emekli subay artı avukat. Subay artı avukatsınız. Evet, evet. Şimdi Bilal Erdoğan'ı... Işte ben o konuya gireyim isterseniz. Onu soracağım. Evet. Çağırdı savcı. Şimdi Bilal Erdoğan gelmedi. Zannediyorum da gelmeyecek. Evet. Zorla da kimse tutmayacak diye zannediyorum. Şimdi bunun... zararı ne olacak? Yani hukuk bunun altından nasıl kalkacak? Bunu bize bir anlatır mısınız? Bakın ben öncelikle şunu anlatayım. Ben balyoz davalarında avukatlık yapıyorum malumunuz olduğu üzere. Evet. Ta başından beri bunun içindeyim. Bizde çağırmalar nasıl oldu? Savcılık çağırmaları, davetleri. Biz de beklerdik böyle Bilal'e gönderildiği gibi savcılıktan bir davetiye gelsin. Müvekkillerimiz kalksın gitsin. Savcıya ifade versin, öyle gelmemezlik değil. Zevkle gidip birçok generalimizin yaptığı gibi bizzat giderek ifade versin. Ama bizde böyle uygulamayı da yapmadılar. Davet etmek ihtiyacı dahi duymadılar. Savcılık bir yazı çıkardı. Gidip evinde arama yapın ve yakalayıp getirin. Ortada bir suç yok. Bir şikayet konusu yok. Hiçbir şey yok. Sabahın 7'sinde müvekkilim Faruk Oktay Memioğlu Paşa beni arıyor. Eyüp Sabri diyor, evimize arkadaşlar geldi. Ne yapalım? Buyur et, ben de geliyorum dedim. Eve geldim, 10 tane polis. Bir jandarma üstü hemen, bir jandarma assubay ve bir er, 13 kişi zannediyorum. 13 kişi geldiler, 3 oda bir salon eve dağıldılar. Evet. 13 kişi, 3 oda bir salonu ne kadar zamanda arar? Herhalde en fazla yarım saatte aramaları lazım. Saat 7'de geldiler. Saat 15.30'a kadar tam 8.5 saat evin içinde arama yapıldı. Ne arıyorlarsa.
Savcı Bey lütfedip davet etme ihtiyacı duymadı. Yani gel paşam buyur bir ifadeni alalım. Yani karşısındaki silahlı kuvvetlerin general mertebesine ulaşmış bir subayı kendisini o kadar yukarılarda gördü ki Savcı Bey Hazretleri buyur deme, yani kanunun kendisine emrettiği hususu yerine getirmedi. Davet dahi etmedi. Evine polisleri gönderdi. Gidin evini arayın ve yakalayıp getirin. Ne demek yakalayıp getirin? İfadesini almadan bir insan hakkında nasıl yakalama çıkarıyorsun? Bakın Bilal'e geliyoruz. Bilal'e davet çıkıyor. Tamam, yasal prosedür yerine gelmiştir. Esasında ben Bilal'in yerinde olsam, onun konumunda bir başbakan oğlu konumunda olsam böyle şeylere hiç tevessül dahi etmem. Bana bir alo demeleri yeterlidir. Anında gidip ifade veririm. Ona yakışan budur. Yoksa hala gidip babasının eteklerinin altında durmak değil. Evet, biz ondan böyle bir hareket beklemiyoruz tabii. Olması gereken budur. Yani böyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Bakın, fakat şunu sormak istiyorum ben. Şimdi birini davet ediyor. Gelmedi. Gelmiyor. Şimdi bunu getiremeyecek diyelim ki. Diyelim ki getiremedi. Bu işte iddia ettikleri vatandaşı getiremedi. Herhangi biri. Bilal için söylemiyorum. Herhangi biri. Getiremedi. Bunu da getiremedikten sonra şimdi artık bundan sonra savcılar birini getiremediğinde ne diyecekler? Ne diyebilir? Hakkında bunu yerine getirmeyen emniyet birimleri hakkında yasal işlem yapılacak. Niye getiremedi bunu soracak. Veya işte misal olarak Eren Erdem, İşte malum sürekli dava açılan birisi. Evet. Şimdi çağıracaklar, polis gelecek, diyecek ki beni götürmeyin diyecek. Yani götürmüyorsunuz, benzerleri var. Yani bu emsal teşkil edecek ileride. Daha önce götürmemiştiniz. Daha yok önce efendim, şey çıktığı halde benim götürmemiştiniz. Benim polisle mukavemet hakkım doğar. Evet. Yani sen bu ülkede benim gibi ifadeye gitmeyen insanlar hakkında yakalamaya da zorla götürme emri çıkartmadın. Alabiliyorsan al beni. Evet. Polis gördü mü götürür. Direnecek. Polis yani gördü mü götürür. Evet. Onu polisin karşısına çıkarmazlar. Evet. Yani esas onu gizleyen kişiler suça iştirak eden kişilerdir. Babasının evinde kalırsa babası suça ortak olmuş. Evet, evet, aynen suça iştirak etmiş olur. Aranan kişiyi saklamaktan dolayı. Babası da suça iştirak etmiş olur. Yoksa benim evime giremezsiniz, arayamazsınız, yok. Sen suçluyu gizliyorsun. Bu hukuki bir şeydir. Evet, evet. Babası da suçlu oluyor. E tabii ki, yani onu gizlediği takdirde... Tabii şunu anlıyoruz. Suça iştirak etmiş olur. Siz de olur. Yani aslında bizim SMS sorumuzun cevabını da vermiş oluyorsunuz. Türkiye'de hukuk adil davranmıyor diyorsunuz siz de, doğru mu? Şimdi hukuk adil davranır ama bürokratlar hukuku ihlal edebilirler. Hukukun işlemesini geciktirebilir veya sekteye uğratabilirler. İleride balyoz konusuna girdiğimizde veya yargının işleyip işlemediği konusuna girdiğimizde yargıda kaç türlü yetkili kişi olduğunu göreceğiz. Hakim, savcı kimdir, ne yapar, ne tür hareket eder, neye göre hareket eder? Bunları işlediğimiz zaman hukukun nerede olduğunu zaten göreceğiz. Birden o konulara geçmek istemiyorum. Evet, peki. Hocam, şimdi ben SMS sorumuzu hemen hatırlattıktan sonra Eren Hocam'a döneceğim. SMS sorumuz, Türkiye'de hukukun adil olduğuna inanıyor musunuz değerli izleyenler? Bunu sormuştuk. 39-29'dan cevabınızı bize gönderin lütfen. Bununla birlikte sorularınızı da aynı numaradan 39-29'dan bütün operatörlerden bunu gönderebiliyorsunuz. Bizlere ulaştırabilirsiniz. Hemen sosyal medya hesaplarımızı duyurmak istiyorum. Eren Erdem Net, @erenerdemnet olarak Eren Erdem'i takip edebilirsiniz. Benim de Mahmut Gök 76, onu da belirtmiş olayım. Eren Erdem Net bitişik olacak. Onu da bitişik olacak. Başka da hesabım yoktur. Peki hocam. Hocam şimdi bir tır yakalandı biliyorsunuz. Bir tır, evet, durduruldu daha doğrusu. Yakalanmadı aslında. Durduruldu. Bu tırın geçmemesi gerektiği söylenildi. Bir sürü engellemelerle tıra dokunulamadı ve tır gitti herhalde bildiğim kadarıyla. Sınırı da geçti. Evet. Şimdi hocam gene burada adli kurumlar müdahale edemiyor. Evet. Yani şimdi hep bunlar, bakın ileride şey olacak bence. Emsal teşkil edecek ileride yani. Bir diğer iktidar geldiğinde
böyle şeyler yaptığında kimse bir şey diyemeyecek. Yani hukuka bir leke geliyor mu? Yani bu hukukun ayıbı değil mi hocam? Bu... Yani hukuk bunu yaptıramıyorsa ne olacak? Yani hukuka da güvenemeyeceksek biz kime güveneceğiz? Şimdi bak burada şunu ifade etmek lazım. Bir tır durduruluyor. Savcılığın emri var. Bu tırın aranmasıyla ilgili. İçindekiler MİT personeli olduğunu söylüyor. Ve bu MİT personeli olduğunu söyleyen insanlar tırın içerisindeki artık her ne varsa bunun devlet sırrı kapsamında olduğu yönünde bir takım ifadeler kullanıyorlar. MİT ile savcı adeta karşı karşıya geliyor. Yani MİT ile savcı adeta karşı karşıya geliyor. Hatırlayalım. Roboski vakasında da istihbaratı MİT vermemişti. Vermedi demişti başbakan. Evet. MİT ile ilgili enteresan süreçlerden biri ile daha karşı karşıyayız. Fakat daha önce Türkiye'deki hukuk sisteminde bu kadar derin çatışmalar yaşanmıyordu. Yani savcıyla MİT'in karşı karşıya gelmesi, polisle savcının karşı karşıya gelmesi yahut da polisin içerisindeki bir grupla diğer grubun karşı karşıya gelmesi, bunlara hiç tanık olmamıştık. En azından AK Parti iktidarı süresince. Buradaki kavga temelde AK Parti iktidarının bugün cemaatle yaşadığı kavganın bir sonucu olarak görülüyor birçok yerde, birçok medya organında. Fakat burada bir ezber bozalım. Değerli Mahmut. Hı hı. Burada bir ezber bozalım. Yani hocam bir telefonda bir konuğumuz var. Hemen ona geçeyim. İsterseniz bir hemen söyleyeceğiniz arkasında. Bir cümleyle toparlayayım. O zaman ezberi diğer bölümde bozarız. Evet. Her bölümde bozuyorsunuz hocam siz gerçi. Bu tır hadisesini doğru analiz edilmesi lazım. Türkiye'de devletin iktidar aygıtını elinde bulunduranlar sistematik bir biçimde Orta Doğu'daki terör örgütlerine, altını çiziyorum bak, ciğer yiyen adamdan direnişçi olmaz. Direnişçi mazlumun, masumun inanç ve değer yargılarını sorgulamaksızın onun yanında olan. Yani El-Kaide'den direnişçi falan olmaz. Birileri direnişçi hocam, falan diyor da. Ciğer yiyen adamdan olsa olsa sırtlan olur yani sırtlan olur. Yok o adam da demeyelim, adam da değil. Yani. O başka bir mahlukat. Evet. Şimdi onlara yani o mahlukatlara devletin iktidar aygıtını elinde bulunduranlar sistematik bir biçimde silah ve mühimmat yardımı yaptılar zaten. Biz bunu biliyoruz. Evet. Yani bunların bugün ayyuka çıkması bizi çok şaşırtmıyor. Bizi fevkalade hocam, aslında bu zaten bilinen bir şeydi normunda düşünmemizi sağlıyor. O konuda da hocam şimdi tam bölgeden bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu telefon attığımızda. Sayın Dudu hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sayın Dudu şimdi siz de tam bölgenin milletvekilisiniz. İşte içinde silah ve mühimmat olduğu gerekçesiyle tır durduruldu. Siz de bu konuyu takip ediyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak. Şimdi bu tırın akıbetini ben çok merak ediyorum. Şimdi tır ne oldu ve tırın içinde neler vardı ve şu anki süreç nasıl gidiyor? Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben tekrar iyi akşamlar diliyorum. Şöyle ben birkaç dakikadır kulak misafiri oluyorum canlı bağlantı yapıldığından bu yana. Ben öncelikle bu tartışmanın yanlış boyutta yapıldığına dikkat çekmek istiyorum. Cemaatle hükümet arasında bir kavgadan söz ediliyor. Ancak son günlerde, son haftalarda ülkemizde yaşananlar hükümetin hukuk devletine karşı mücadelesini ve kavgasını yansıtıyor bana göre. Şu anda yargıda belirgin bir grubun egemen olması, ağırlıkta olması bu gerçeği değiştirmez. Öncelikle bu hususun altını çizmek gerekir. Örneğin dün Kırıkhan'da yaşananlar dün akşam hukukun gereği olarak bir savcının bir terörle mücadele savcısının aldığı ihbar üzerine harekete geçmesidir. Ve burada yargıya karşı bir engelleme yapılmıştır. Ben dün gece geç saatlerde bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştım.
Ve bugün doğruluğu büyük oranda teyit edildi benim paylaştığım bilgilerin. İşte Hatay valisinin yazılı talimatıyla aramanın engellendiğini söylemiştim örneğin. Bugün yazılı talimat internete düştü. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tuttuğu tutanak yine internete düştü. Her şey ayan beyan ortada. Geçen hafta İstanbul'da yaşananlar, yolsuzluk operasyonuyla ilgili yaşananlar, dün gece Hatay Kırıkhan'da yaşanmıştır. Her ikisi de özü itibariyle aynıdır. Hükümetin kavgası hukuka, hukuk devletine ve demokrasiye karşıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Peki Sayın Dudu, bu tırın içindekiler nereye gidiyordu? Bununla alakalı bir bilgi edinebildiniz mi? Şimdi gelen ihbara göre eğer değerlendirme yapacak olursak, bu tırın Reyhanlı'dan silah yüklendiği ve Kilis Öncüpınar sınır kapısına doğru hareket edeceği bilgisi savcılığa ulaşmış. Bildiğiniz gibi artık hepimiz biliyoruz, Kırıkhan'da bu tır durdurulmuş ve araması engellenmiş. Dolayısıyla aranamayan bir tırın içinde ne olduğunu bilebilmemiz mümkün değil. Ancak bu son derece fütursuzca yapılan engellemelere ve çabalara karşılık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün bu çabalar ve engellemeler şunu göstermektedir ki ihbar doğrudur. İhbarın doğruluğu teyit edilmektedir. Aksi takdirde eğer sakıncalı bir malzeme olmasaydı aranmasına bu derece büyük engel çıkarılmazdı diye düşünüyorum. Evet, peki. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun hocam. Mevlüt Bey, iyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar, iyi şimdi akşamlar. Demin yaptığınız izahata binaen, yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukuk her zaman fevkalade objektif ve müdahaleye kapalı bir konumda konumlanmıştı. Hukukun içerisinde belirli kesimlerin etkisi, hukuka müdahale edildiği gerçeğini de buna ekleyerek söylüyorum. Bu etkiden bahsetmek şu an çok lüzumsuz bir durum mudur? Yani cemaatin hukuk içerisindeki etkisi de göz ardı edilmeli midir hukuka müdahale edilirken iktidar tarafından sizce? Şöyle söyleyeyim, ben elbette ki şunu söylemiyorum, bugüne kadar hukuka müdahale edilmemiştir iddiasını taşımıyorum. Ancak bu derece fütursuzca hukuk önüne engel konulmamıştır, müdahale edilmemiştir diyorum. Benim iddiam bu. Yani burada mesela KCK, Ergenekon, Balyoz, Oda TV davaları sizce müdahale olarak görülmemeli mi? Elbette öyle. Yani onların da aynı şekilde müdahale olduğunu, bir müdahale niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Böyle bir yargı ortaya attığımı düşünmüyorum zaten bunun aksine. Ancak şu anda yani son derece açık bir müdahale vardır. Bakın bir doğru, savcının doğru arama kararı doğru ve uygulaması Hatay valisinin yazısıyla engellenmiş. Bu son derece açık, artık gizlisi saklısı kalmadı. Evet, evet. Benim kastettiğim budur. Evet. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sizin şahsınızda da rica ederim. Sizin şahsınızda da Hatay'daki izleyenlerimize buradan selamlar. Çok teşekkürler. Evet hocam, son bir dakikamız var. Reklam araya gideceğiz. Hatta vaktimiz bitmiş. Aradan sonra tekrar devam edelim. Bir cümlelik hakkımız yok mu? Hocam hemen derdiniz gidelim araya. Aradan sonra devam edelim. Tamam, değerli izleyenler sonra aradan sonra edelim. Buradayız. Evet değerli dostlar, aradan sonra tekrar karşınızdayız. Hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum tekrar. Bu haftaki tagımız Kare Ezber Bozanlar. Telefon yoluyla bizlere ulaşmak isteyen izleyenlerimiz 0212 251 5090'dan bizlere ulaşabilirler. Bir de mesaj sorumuz vardı bugün. Türkiye'de hukukun adil davrandığına, adil olduğuna inanıyor musunuz diye sormuştuk. Ve cevabını tüm operatörlerden ulusal yazık bir boşluk bırakıp 3929'dan bizlere ulaştırmanızı istemiştik. Tekrar bunu hatırlatmış olduk. Bu arada Veren Erdem hocamın Twitter hesabını hatırlatayım. Belki takip etmek isteyen izleyenlerimiz olabilir. @erenerdem.net bitişki olarak yazılıyor ve başka hesabı olmadığında kendisi söylemişti. Ben de hatırlatmış olayım. Benim Twitter hesabım da @mahmutgok76 Mahmut Gok 76 şu karakter kullanmadan.
Evet hocam, şimdi tırda kalmıştık. Tırdan önce sevgili bir şey söyleyecektim. Savaş tırımız. Araya girdik, reklam evet. arasına girdik. Evet. Bu anlamda o cümlemi tamamlayayım istersen. Evet hocam, lütfen. Önem arz ediyor çünkü. Şimdi burada yaşanan süreci tahlil ederken özellikle medyada dikkati çekmemiz gereken bir nokta var. Yani çok üstünde durulması gereken bir nokta var. Yani 11 yıllık bir siyasal iktidarın tükendiği, artık hiçbir şekilde siyasal bir tahlil üretememe noktasına geldiği, ki zaten böyle bir tahlil üretebilmeye muktedir olmayan bir siyasal iktidardan bahsediyoruz. Ve deyim yerindeyse büyük kopuşların yaşandığı, büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde, bu tür dönemlerde bütün buna benzer konjonktürlerde siyasal iktidarlar diktatörleşme eğilimi gösterir. Yani koltuğun sallandığını hissettiği an itibariyle bir anda topu tüfeği eline alma, güç gösterme, sıkı yönetim ilan etme eğilimi içerisine girerler. Türkiye'de şu anda adı konulmamış bir sıkı yönetim rejimi vardır. Adı konulmamış sıkı yönetim rejimi, Bakanlar Kurulu kabinenin değişimiyle beraber İçişleri Bakanı'na Efkan Ala'nın getirilmesi ve kabinedeki diğer değişen unsurlarla beraber aleni bir şekilde bir sıkı yönetim rejimi ilan edilmiş ve bu sıkı yönetim rejimi adeta dehşet saçan bir takım politik uygulamalar ile meşruiyetini koruma yoluna gitmiştir. Yani uluslararası emperyalizme bu kadar güdümlü olan bir siyasal iktidarın uluslararası emperyalizm kartını oynaması, dış mihrak söylemine sığınması çok manidardır değerli Mahmut. Yani Dünya Yahudi Kongresi'nden, bu anlamda ben antisemitist falan değilim. Dünya Yahudi Kongresi politik bir organizasyondur. Yani politik siyonizmin kalesidir. Yani Musevilikle alakası yoktur yani. Bizim Musevilikle bir meselemiz yok. Bizim İsevilikle bir meselemiz yoktur. Politikleşen kavramlarla meselemiz vardır. Bak, Müslümanlıkla siyasal İslam aynı değildir. İsevilikle bugünkü Haçlı Engizisyon aynı değildir. Musevilikle Siyonizm aynı değildir. Yani bunu ayırarak konuşuyorum. Dünya Yahudi Kongresi'nden sanki Gezi direnişinde hayatını kaybetmiş olanlar madalya almış gibi, üstün hizmet madalyası almış gibi konuşuyor birileri. Efendim bunlar dış mihrak, bunlar İsrail ajanı falan filan gibi laflar. Yani bu politik Siyonizmin mabedi olan, kalesi olan Dünya Yahudi Kongresi'nin üstün hizmet madalyasını kim aldı? Bu nişanları kim aldı? 1 milyon insanı katleden Amerikan emperyalizminin askerlerinin sağlığına kim dua etti? Analar beddua ederken, analar ağlamasın diyenler katillere dua ediyorlardı. İnsanlar sokaklarda Amerika Irak'a girdiği zaman, protesto eylemi yaptığı zaman, o zamanlar tabii böyle gaz bombası falan da yoktu. Tahta sopalarla millete girişiyordu emniyet güçleri. Kimin dönemine denk geldi bu? Yani bu olguya karşıtlık üzerinden siyaset yürütmüş geçmişte bir hareketin bu kadar emperyalizmle uyumlu, emperyalizme güdümlü olan bir hareketin dış mihrak klasörünü açıp dış mihrak kartıyla bu meseleyi bir şekilde süspanse etmeye çalışması, köşeye sıkıştığının, siyaset üretememeye başladığının bir göstergesidir. Dolayısıyla bunu açık ve net bir şekilde söylememiz lazım. Çok net bir şekilde. Yani görüyoruz işte sosyal medyada Melih Gökçe'ye tweet atıyor. Bir tane Odun Herif diye bir, orada bir hesap var. Evet. Oğlun alınmış diyor. Panikliyor adam. Şimdi niye panikliyor? Neden panikliyor? Bir düşünelim bakalım ya. Neden korkuyor bu adamlar ya? Niçin korkuyorlar? 11 yıl boyunca yargıyla barışık, iç içe, emniyetle iç içe, devletin bütün kurumlarını ele geçirdiklerini düşünmek suretiyle memlekette at koşturdular. O neoliberal politikalar altında memleketin kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çektiler. Kendilerine buralardan rant elde ettiler. Doğal kaynakları katlettiler. Buldukları derilere HES yaptılar. Tabiatı yok ettiler. En son Gezi Parkı'na göz diktiler. Gözleri oyuldu halk tarafından yani. Gezi Parkı'na göz diktiler. Halk gözlerine oydu. Haddini bildirdi. İktidarın dokunulmazlığına dokunuldu. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylememiz lazım. Hırsızlık, talan, yağma, kul hakkı, yetim hakkı, bunlar bir iktidarın, bir hükümetin istifa etmesi için yeterli meselelerdir. Yani bu hükümetin istifa etmesinin
zaruri olduğunun altını çiziyoruz. İstifa etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü eline kan bulaşmıştır Orta Doğu siyasetiyle. Eline kan bulaşmıştır, mazlum kanı bulaşmıştır. Kendi topraklarında da eline kan bulaşmıştır. Roboski'yi bombalayan kimdi? Orada insanları öldüren, Reyhanlı'daki patlamaların faili kimdi? Dış mihrak mıydı hocam? Bunlar dış mihrak. Roboski'yi bombalayan dış mihrak mıydı? Dış mihrak tabii. Hangi dış mihrak? Bu toprakların menfaatine iş yapmayan herkes dış mihraktır. Hangi işiniz bu topraklarda yaşayanların menfaatineydi de şimdi dış mihrak klasörünü açtınız? Dış mihrak kartını oynuyorsunuz. Bayağı eskidi tabii bu klasörde. Hangi işiniz bu toprakların menfaatineydi? Reyhanlı, Ethem'in katili kim? Medeni'nin katili kim? Ablaca'nın katili kim? Söyleyin. Söyleyin. Biz hatırlatalım bu cümleyle. Başbakanın çocuklarından bir tanesi bir sanatçının hayatını kaybetmesine sebep olmuştu bundan yıllar önce, öyle değil mi? Duruşmaya bile çıkmadan azledildi bu. Duruşma kapatıldı. Yani böyle bir hukuk sisteminin, böyle bir yargı sisteminin olduğu bir ülkede siz nasıl demokrasiden bahsedebilirsiniz? Nerede bu demokrasi havariliğine soyunmuş olan liberal kalemşörler? Akşama kadar demokrasiden bahsedip de bu faşist uygulamalara karşı tek kelime etmeyen liberaller nerede? Var ya bizim meşhur liberallerimiz, demokrasi, demokrasi, demokrasi diye ekranlara inletiyorlar. Hani neredesiniz ya? Hani bak demokrasi gidiyor elde, vesayet rejimi geliyor. Neredesin kardeşim? Niye bir kelime etmiyorsun? Ha, demek ki bunların demokrasi anlayışı üstünlerin hukukunu esas alıyor. Üstünlerin hukukunu esas aldığı için bu liberallerin demokrasi anlayışıyla bu iktidarın demokrasi anlayışı çelişmiyor. Ben bundan dolayı da söylüyorum, vicdanlı olmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Allah'ın adını zikredip de efendim şeytani işler peşinde koşanlardan da uzak durmak lazım. Bu yüzden vicdanlı davranmak lazım. Ben burada kimsenin, efendime söyleyeyim, kimsenin çocuğunu aklama işine soyunmaması gerekiyor. Yani ortada bir kul hakkı var, bir yetim hakkı var. Bunun hesabı sorulması lazım. Evet. Bunu da altını çizelim. Peki hocam, şimdi bu tıra müdahale edilemedi bir şekilde. Hemen avukat konumuza sormak istiyorum da. Şimdi MİT diyor ki bu özel bir operasyon. Buna müdahale etmeyin diyor savcıya. Evet. Savcı da diyor ki yani ne olduğu bilgisini verin. Biz bir bakalım ne var bunun içinde yani. Ne taşıyorsunuz? Silah olmadığını söylüyor burada. Suriyeli Türkmenlere yardım taşıyor diyor MİT mensubu. Savcı da buna müdahale edemiyor. Buradaki hukuki işleyiş nasıl olmalı? Yani savcı gidip bir tırı arayamayacak mı? Kim olursa, kimin olursa olsun. Böyle bak yok mudur? Savcının arayıp arama yapmaması tamamen kendi dirayetine bağlıdır. Eğer kararında direnmiş olsa gerekli aramayı yaptırması gerekir. Ama kendisine demek ki ikna edici bir takım hükümet, devlet sırrı gibi bir takım bilgiler aktarıldıysa ve diğer makamlardan da kendisine evet böyledir diyerek engelleme yapıldıysa savcı geri adım atmış olabilir. Artık o kadar açık ki yurt dışı bangır bangır bağırıyor. Siz diyor buradan Suriye'ye silah gönderiyorsunuz, malzeme gönderiyorsunuz. Artık bu gizliliği de kalmadı bunun. Bunu sokaktaki çocuk bile biliyor. Ama biz bunu devlet sırrıdır, gizlidir diye hala sözde gizli yapıyoruz. Ama evet, açık ortada, her şey ortada. Bakın milletvekili çıkıyor, o bile aynı şeylerden dertli söylüyor. Burada ne diyor? Burada herhangi bir cemaat müdahalesi değil, hükümetin müdahalesi var diyor. Yani hükümet diyor ki aman bu devlet sırrıdır. Onun için açığa çıkarılmasın, işte basına intikal etmesin. Ama bu konuyu kimden saklıyorsun? Amerika zaten senin en ufak hareketini anında uydu kanalıyla tespit ediyor. Nereden neyi kaldırdığını, nereye götüreceğini, hatta hangi malzemeyi götüreceğini, sana o malzemeyi dahi Amerika tahsis ediyor. Peki şimdi bu noktada birkaç yıl sonra Amerika dese ki bunlar Türkiye Suriyeli teröristlere silah verdi. Başka bir ülkenin teröristlerine silah verdi, onları organize etti. İşte bu da belgeleri.
uydudan çektik. Belgelerini de ortaya koydu. Bununla Tayyip Erdoğan'ı savaş suçları mahkemesine gönderebilir mi? Böyle bir prosedür var mıdır? Şimdi ve bizi Türkiye'yi Suriye'ye tazminat ödeme zorunda bırakabilme ihtimali var mıdır? Şimdi bu tavşana kaç tazıya tut misali. Zaten bu işi yaptıran Amerika. Yoksa başbakan kendi keyfine oraya silah gönderiyor değil ki. Başbakan burada taşeron görevi yapıyor. Amerika ne talimat verirse onu yerine getiriyor. Amerika aynı şeyi dün PKK'ya karşı yapmadı mı? Silahı verdi oraya. O öbür taraftan da bize istihbarat veriyorum size diyerek iki tarafı da aldatarak kendi ihtiyaçlarına hizmet ettirmedi mi? Amerika'ya biz iki yönlü birbirimizi yiyerek hizmet etmedik mi? Hala uyanamadık. İki aynı ülkenin iki vatandaşı birbirine girmiş vaziyette. Niye? Amerika öyle istiyor diye biz birbirimize giriyoruz. Aynı şekilde de Suriye'deki kardeşlerimizle de birbirimize girmiş vaziyetteyiz. Sorunsuz komşu olayımız tamamen ortadan kalkmış. Sorunlu komşularımız oluşmuş. Amerika böyle istiyor. Yarın bizi şikayet de etse, hakkımızda ceza da verilse hepsinin yeridir. Bunu zaten bu işe taşeron olanlar gözü alıp girmişler bu işe. Evet. Başından beri bu yalnız orada değil, ileride döneceğiz, hukuka geleceğiz. Hukukta da aynı şeyleri karşımıza çıkacak. Evet, peki. Hocam şimdi bir de tırın İHA'ya ait olduğuyla alakalı bir takım iddialar ortaya atıldı. MİT bunu yalanladı. İHA'ya ait değil filan diye dediler. Tabii İHA'nın yurt dışında neler yaptığını da görüyoruz. İnsani Yardım Teşkilatı, İHA'nın açılımı. Bu İnsani Yardım Teşkilatı, dünyanın birçok ülkesinde terör gruplarına insani yardım götürdüğünü iddia ediyor. Yani işte Rusya'da mesela El-Kaide unsurlarına oldukça finansal destek verdiğini duyduk. Bizim gazeteci arkadaşlarla da konuştuk akşam. Hatta o bölgeyi, yani Kafkasya'yı çok iyi bilen bir gazeteci kardeşimiz dedi ki yani orada terör gruplarına oldukça fazla finansal yardım ettiğini ben biliyorum dedi. Irak'ta, ki benim en çalışma alanım Irak. Irak'ı Türkiye'de en iyi bilenlerden birisiyim. Irak'ta da El-Kaide'nin, hatta ben İHA'nın kendisinden almıştım görüntüleri. Nerelerde yardımlar yaptıklarını bana vermişlerdi. Irak'taki yetkililerle de görüştüğümde İHA'nın Irak'ta sürekli Sünni bölgelerde, hiçbir Şii bölgesi de yardım yapmadı dediler. Bu mezhepçi bir yardım teşkilatı aynı zamanda, Irakların beyanına göre. Hiçbir şekilde Şii bölgelerde yardımlar yapmadılar ve terör gruplarının çok yoğun olduğu bölgelerde yardımlar yaptıklarını Iraklılar iddia ettiler. Burada bir yanlış var ama, onu düzeltelim. İHA Vakfı yardım yapacağı yerleri kendi belirlemiyor. Burada önemli bir nokta var. Burada ilginç bir iddia. Evet hocam. Şimdi Türkiye'de mesela Suriye'deki El-Kaide teröründen kaçıp Türkiye'ye sığınan Nusayriler vardı. Sokaklarda yatıyorlar. Yani evet. İstanbul sokaklarında Araplar görürsünüz. Sokakta direnirler. Bunlar Suriyeli Nusayrilerdir. Yani Alevilerdir. Bunlar Türkiye'deki kamplara alınmıyorlar. Alınmamaları da zaten normal. Kamplardakilerin hepsi El-Kaide'li. Dolayısıyla birbirlerini keserler. Bu insanlar İstanbul'da parklarda yatıyorlar. Biz bunlara yardım etmek adına bir şahsi bir inisiyatif, yani böyle dernek vakıf değil. Evet. Bir yardım organizasyonu yaptı ve valilik üst perdeden bir teklif yapıyor. Bak, bunu burada açıklayalım. Evet. Valiliğin teklifi nedir? Siz İHA ile masaya oturun, biz yardımı İHA'ya yapalım. İHA da bunlara yardım yapsın. Bak, İHA'nın bundan haberi var mıdır yok mudur bilemem. Yani onların malumatı vardır diyemem. Ben valiliğin yaptığı izahatı söylüyorum. Hı hı. Şimdi devletin bir adli teşkilatı yardımı doğrudan yapmak yerine kendi belirlediği organizasyon üzerinden yapıyor ve başka bir seçenek de koymuyor ortaya. Mesela ikinci bir vakıftan bahsetmiyor. Bu başlı başına bir skandaldır zaten. Yani ben özel bir teşebbüse yardımı yapayım, sen bu teşebbüsle anlaş. Bir komisyon kur.
Niye bu başka bir dernek değil? Neden orası yani? Biz buradan şunu anlıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin belirlediği rotada davranış geliştiriyor İHA. Dolayısıyla mesela İHA'nın tabanıyla Ak Gençlik arasındaki iç içe girmişliğin de sebebi bu zaten. Kefen giyen gençlerin çoğu İHA gençliğidir yani. Ak Gençlik dediğiniz İHA'lılardır yani. İşte cemaat bize dokunursa camlarını, çerçevelerini kırarız diyenler İHA'lılardır yani. Yani bu durum aslında şunu doğuruyor. Yani İHA tek başına bir yardım inisiyatifi değil, tek başına bir hedef belirleyebilecek bir inisiyatif değil. Rotası hükümet tarafından çizilen bir deyim yerinde ise taşeron yapıdır. Yani işin oluşması için kuralına, nizamına uydurulmuş bir dernek, vakıftır. Bütün hükümetler için bu geçerli değildi ama hocam. Yani AKP hükümetinden önce de vardı bu yardım kuruluşu. Ama tabii şimdi şu da var. AKP döneminde bu boyuta geldi. Evet. Yani bu kurumsallaşma süreci bu döneme denk geliyor. Evet. Yani doğrudan sadece bunlar aralarında oturup bir süre yardım götürelim falan gibi bir inisiyatif belirlemez. Böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir gücü de yoktur. Yani düşün bak. Hocam şimdi Avrupa'da da terör listesine, terör örgütlerine yardım yapanlar olarak Avrupa'da da listeye girdi İHA biliyorsunuz. Bunu da İran'ın boynuna attı İHA'cılar. Dediler ki İran'ın yüzünden oldu bu falan. İran işte bizim terör gruplarına yardım ettiğimizi işte İran haber ajansı, bir yarı resmi haber ajansı böyle bir haber yaptı diye bizi Avrupa şey yaptı. Yani ben şimdi burada televizyonda bir yardım kuruluşunun teröristlere yardım ettiğini söyleyeyim. Avrupa'da bunu dikkate alıp desin ki işte bunlar terör örgütüdür falan habere göre. Yani böyle bir saçmalık olur mu? Sizin yaptıklarınıza bakar. Kimlere yardım ediyorsunuz? Kimleri destekliyorsunuz? Ona bakar. Ona göre sizin hakkınızda karar verir. Ama şunu biliyoruz. İHA bölgenin başına bela olmuş örgütlerle sürekli çalışıyor. Bu örgütler de El-Kaide unsurları. El-Kaide ile çalıştığını biliyoruz. Onlara para verdiğini görüyoruz. Bunu iddia ediyorlar. Yani Araplar bunu iddia ediyor. El-Kaide sürekli para veriyor. Fakat insani yardım teşkilatı olan bir teşkilatın bölgenin başına bela olmuş bir örgüte yardım etmesinin izahı nedir hocam? Ya bu bir şey değil ki bak. Bunu hani sen çelişkinin çıbanın patlamış kısmından bahsediyorsun yani. Çelişkinin arka planında bir devletin verdiği destek var ya. Mahmut. Yani bu bir STK. Tarafını belirlemekte özgürdür. Ben El-Kaide'nin tarafındayım diyebilir. Hocam, bak, bu teşkilatın tarafları var. Bu teşkilata yardım edenler var. Yani insanlar nereye yardım ettiklerini görsünler. Görmüyorlar. Anlatabildim mi? Yani yardım edenler insanın, bilmiyorlar mı yani? Hocam bakın şimdi çıbanın patlamış halini diyorsunuz da insanın ölümüne sebep olan, insan ölümüne sebep olan birilerine yardım etmek, o suça ortak olmak değil midir? Bu önemsiz bir şey. Değerli Mahmut, devletten bahsediyorum. Devlet. Bir devletin iktidar gücünü elinde bulunduranlar terör çetelerine destek verdiler. Bak ben devlet diyorum, sen bana vakıf diyorsun. Yani şimdi çok fark var arada. Çıbanın patlamış kısmı o. Onu boş versen. O zaten biliniyor. Oraya zaten o işin farkında olmayanlar destek olmuyorlar. Yani halkın desteğiyle falan olacak işler değil bu. Milyon dolarlık işler bunlar yani. Yani bin tane adamın verdiği 10 lirayla 100 lirayla olacak iş değil bu. Bu işler uluslararası işlerdir. Bunların çok daha derin izdüşümleri vardır. Burada biz bir iktidar aygıtının verdiği destekten bahsediyoruz ki esas olan odur zaten. İktidar aygıtı terör çetelerinden desteğini çektiğinde hiçbir sivil toplum kuruluşu böyle bir işe girişemez. Yani sen pastanın kenarından bahsediyorsun. Ben diyorum bak pastanın bütününü görelim. Devletin iktidar aygıtı terör gruplarının desteklediği için bu STK'lar üzerinden zaten bu yapılıyor bu işler. Bunlar bu yüzden çok kaşımaya lüzum görmüyorum. Yani bunlar işin deyim yerindeyse formalitesi. Yani bu işte elbette ki uluslararası emperyalizmin bölgesel siyaseti vardı. Eski siyaset üslubu vardı. Bu üslup değiştiği için bugün birçok şey ifşa olabilir. Birçok şey yapılabilir. Ben Türkiye'deki yardım kuruluşlarına çok enteresan operasyonlar yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık uluslararası emperyalizmin bu organizasyonlara ihtiyacı kalmadı. Emperyalizm bölgede üslup değiştirdi. Eski müttefiklerini tasfiye etme yoluna gidiyor. Bak ben ısrarla uyarmak istiyorum. Defaten bunu söyledim. Altını hep çizdim. Bak burada halkın çok uyanık olması lazım. Nedir bu?
Burada unutulmaması gereken nokta şu. Bu işin arkasında Şam direnişi vardır. Türkiye'deki yolsuzluk operasyonlarının da arkasında Şam direnişi vardır. Yani kimse bana bir cemaatin tek başına ortaya irade koyup ülkeyi karıştırdığını falan söylemesin. Bu işin ucu şudur. Emperyalizm daha önce bölgeyi yeniden imar etme yoluna gitmişti. Fakat Şam direnişi bu planın değişmesine sebep oldu. Bu plan değişti. Emperyalizm, yani Amerika artık ya bölgede savaş yoluyla varlığını tehdit edecek, varlığını tehlikeye atacaktı. Yani varlık yokluk kavgası veriyor Amerika. Çünkü bu işi kaşıdığı ölçüde bölgeden tasfiye olma ihtiyacı vardır. Durum ortaya çıkabilir, ihtiyaç yanlış oldu. Ya da üslubunu değiştirip müzakereci bir dille bölgede varlığını sürdürmeye karar verecekti. Stratejiyi değiştirdi. Savaşçı üslubunu değiştirip müzakereci üsluba dönerek Şam'ın meşruiyetine ve bölgedeki hizalanmanın meşruiyetine dayalı yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç duyduğunu ve bunu ikame edeceğini ilan etti. Bunu ilan etmek için darbe yaptı Mısır'da. Mursi'yi indirdi, kendi getirdiği Mursi'yi kendi indirdi. Onun yerine hiç siyasal İslam'la alakası olmayan farklı bir projeyi ortaya koydu ve şu mesajı verdi. Bugüne kadarki savaşçı üslubumdan vazgeçtim. Bundan sonra bölgede daha uslu duracağım. Ve bölgede el sıkışacağız, müzakere edeceğiz, kardeş kardeş geçineceğiz dedi. Cenevre'nin de sırrı budur. Obama'yla Ruhani'nin görüşmesinin de sırrı budur. Bölgedeki yeni hizalanmanın da sırrı budur. Hizalanma zafer elde etti. Bu kadar basit. Peki, ve şunu hocam, tamamlayın bak, önemli. Buyurun. Bu nedenle eski politikasını yürüttüğü, yani savaşçı politikayı yürüttüğü unsurlar ve ilişkilerine artık ihtiyaç kalmadı. AK Parti iktidarı emperyalizmin bölgedeki eski üslubudur. Artık böyle bir siyasete ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da bölgede Amerikan siyasetinin üslubunun değişmesiyle beraber AK Parti bizzat emperyalizm tarafından tasarlanmış, AK Parti yine aynı cenah tarafından tasfiye edilmektedir. Yani hükümet cemaat kavgasının sırrı budur. Halk uyanık olmazsa, halk eğer meselenin sırrına ermezse, bir siyasi üslup yerine başka bir siyasi üslup ikame edilecektir. Fakat ikame eden aynı olacaktır. Yani aynı olgu, aynı güç odaklarının ikame edeceği bir siyasi süreç ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu mesele budur aslında en temelde baktığımızda. Yani yolsuzluk operasyonunda sırrı budur aslında. Evet çalındı, evet yediler, evet devletin malı deniz yemeyen domuz kisvesinde hareket ettiler. Doğru. Fakat bugüne kadar bunu saklayanlar, buna göz yumanlar neden bugün konuşmaya başladılar? Sebep şu. Çok açık ve net. Çünkü artık bölgede AK Parti gibi bir siyasete ihtiyaçları kalmadı. Açın bugün Washington Post'u okuyun. Açın bugün New York Times'ı okuyun. Hepsi bangır 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 AK Parti'nin tasfiyesinden bahsediyor. Tasfiye edilmeli diyor. Baskı uygulanmalı diyor. Niçin? Düne kadar niye beraberlerdi bugün? Çünkü artık Amerika'nın bölge siyaseti değişti. Artık bölgede daha yumuşak tonlu bir siyaset uygulamaya esas alıyor. Siyasal İslam'ı tasfiye ediyor. Kendi yarattığı bir canavarı yok etmeye çalışıyor. El-Kaide'yi de Türkiye'nin üstüne yıkacak. Türkiye'ye yok ettirecek. Daha çok karışık günler geliyor. Türkiye'yi El-Kaide mezbaya çevirecek. Bakın bunu açık konuşuyorum, evet, bu ekranlarda. Bunu çok önceden de söyledik zaten. Türkiye'yi El-Kaide savaş alanına çevirecek. Amerika Cenevre'de El-Kaide'yi Türkiye'ye ihale edecek. Şimdi bunların hepsini yaşayacağız ve göreceğiz. Peki halk ne yapacak? Halk tribünde oturursa eski siyaseti tasfiye edecek, yeni siyasetin ikame edecek. Buna da seyirci kalacak insanlar. Ve insanlar aslına bakarsan böyle biraz da deyim yerindeyse gaza alınacak insanların. Yani bak 11 yıllık saltanat gitti. Ne geldi yerine? Biraz daha yumuşağa geldi. İşte buna düşmemek lazım. Bu tehlikeli. Hocam Amerika bu anlamda etkili mi Türkiye'de? Çok etkili. Şimdi bunu yani söyleyince komplo teorisi istediği gibi değiştirebiliyor mu? Çok etkili. El Zeydi'nin sözünü hatırlatalım. Amerika'da neden mezhep savaşı yok? Çünkü cevap, Amerikan konsolosluğu çünkü yok. Çünkü Amerika'da Amerikan konsolosluğu yok. Evet. Türkiye'de devleti Amerikan elçiliği yönetir. Bu kadar açıktır bu. Bu yıllardan beri böyledir yani. Bunu söyleyelim, bunu mutlaka vurgulayalım. Şurada, halk kendi seçeneğini üretmek zorundadır.
bunu belirtelim. Şunu da altını bir çizmek istiyorum hocam. Şimdi burada bazı kurumlar hakkında konuşuyoruz. Tabii ki burada cevap hakları her zaman bakidir. İstedikleri anda tabii ki canlı yayına bağlanabilirler. Canlı yayını arayabilir, stüdyomuzda konuk edebiliriz. Biz birilerini kötülemek değil maksadımız. Yani birilerine de teşne olmamak lazım. Yani hocam bak, onu eyvallah yerinde şey ama bu kürsü yani Ezber Bozanlar programı herkese söz verebilecek tabii. Bir program. Kim haklıysa, biz hatalıysak geri adım atmaya hazırız. Biz yanlış bir şey söylüyorsak geri adım atmaya, özür dilemeye hazırım. Ben her bu zaman arada, söylüyorum bunu. Bu arada ben bir duyuru yapayım. Bu kardeşlerimizin, hakkında konuştuğumuz kardeşlerimizin cevap hakkı bakidir. İstedikleri zaman telefon açabilirler, stüdyomuza da konuk olabilirler. Küçük bunu bir duyuru yapabilir miyim? 14 Ocak'ta saat 18.30'da İstanbul'da Cezayir'de Lice'nin Feryadı diye bir belgesel gösterilecek. Çok ilginç bir belgesel. Lice'de yaşanan hadiseyle alakalı. İstanbul'a nerede dediniz? Cezayir. Taksim Beyoğlu'nda Cezayir'de. Evet. 14 Ocak'ta saat 6.30'da. Oraya da katılabilirler. Onu da duyurmuş olalım. Lice'nin Feryadı diye bir belgesel. Bir duyuru daha yapalım. Buyurun. O duyuruyu da altını ısrarla çizmek isterim. Bizim her pazartesi Yön Radyo'da saat 4'te Zamanın Sözü diye bir programımız var. Onu da duyurmuş olalım. Evet, bu arada SMS'ler gelmeye devam ediyor hocam. Yine oldukça yoğun SMS trafiği var. Sorumuzu tekrar hatırlatayım. Ben Türkiye'de hukukun adil olduğuna inanıyor musunuz diye sorduk. Bunun da cevabını ulusal yazıp bir boşluk bırakıp cevabınızı yazıp 3929'dan tüm operatörlerden bizlere ulaştırmanızı istedik. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Program sonunda da bunu cevapları söyleyeceğim. Oranını söyleyeceğim. Şu genel kurmay konusuna bir girelim. Ne kadar gelmemişti. Evet hocam. Tam çok sıra oraya geldi. Konu. Bunu programdan önce planlamıştık zaten. Yani. Şimdi genel kurmay baskı altına alındı deniyor. Genel kurmayın da bir açıklaması var hocam. Siz bu genel kurmay meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam izninizle hemen sayın avukatımıza sözü vereyim. Arkasından da aynı soruya sizin değerlendirmenizi alalım bir de. Buyurun. Efendim, genel kurmayın konusuna şu şekil başlamak istiyorum. Balyoz Ergenekon davalarında yargılanan birçok askeri şahısla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın devreye girmesi devamlı istendi. Hatta malumunuz Balyoz davasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, kuvvet komutanı Aytaç Yalman'ın gelip ifade vermesi istendi. Fakat bir takım güçler onların gelip orada ifade vermesine engel oldu. Kendileri de yanaşmadılar. Bazı güçlerin de etkisiyle buraya gelemediler. Bizler mevcut Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel'in devreye girmesini ve bu konularda destek olmasını talep ettik. Neler talep ettik Genelkurmay Başkanlığı'ndan? Darbe yapmasını değil. Biz silahlı kuvvetlerin darbe yapmasına başından beri karşıyız. Ve Sayın Necdet Özel de karşı. Bunu biz kendisiyle en az 6-7 sene önce konuştuk. Silahlı kuvvetlerin artık bir darbe yapmayacağı konusunda silahlı kuvvetler içinde bir bütünlük olduğunu, artık olgunlaşma olduğunu gördük. Niye? Bugüne kadar yapılan hangi darbenin sonucunda silahlı kuvvetler o çok iyi yapmış dendi. %92 oy verdiler, sonunda döndüler geldiler, ne dediler? Faşist asker dediler. Şöyle sorsak o soruyu, aslında daha kritik nokta şu: Genelkurmay suç duyurusunda bulunmuş. Onu geleceğim, evet. Oraya getiriyorum. Evet. Ve silahlı kuvvetlerin yaptığı bütün hareketler sonunda kınandı. O günü yaşayan insanlar o günün vehametini unuttular ve orduyu itham ettiler. Bundan sonra silahlı kuvvetler şu kararı aldı: bundan sonra ben darbe yapmıyorum. Sivil toplum örgütlerine üye olun, mücadelelerinizi orada verin. Demokratik yönden mücadele edin. Bu ne zaman böyle bir karar aldı? Bu karar açıkça ifşa edilen bir karar değil. Aramızda oluşmuş bir karar ve ben bunu Necdet Özel'le konuşalı, kendisi Ege Ordu Komutanı'ydı zannediyorum o tarihlerde. Yani hangi tarihlerden bahsediyorsunuz?
Ne bileyim, bu herhalde 7-8 sene öncesinden bahsediyorum. Yani o sıralar olsa gerek. Yani silahlı kuvvetlerin darbe yapmayacağı, eğer bir sizin... Böyle bir talep vardı o zaman, öyle mi? O talep hepimizden geliyordu. Bütün vatandaşlardan geliyordu. Askerin darbe yapmasın mı geliyordu? Hayır. Askerlerin artık kışlalarında oturması ve mücadelelerini, bütün fertlerin mücadelelerini sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yürütmesi. Ama anlaşılan, yani böyle bir deklarasyon ortaya çıktığına göre... Bu deklarasyonu biz kendi kendimize konuşmaya başladık artık. Yani ordu artık siyasette müdahale etmiyor. Hayır, biz ordu olarak bugüne kadar, ben 80 harekatına katıldım. Hani 80 darbesinin katılanlarından birisi de benim. Erzurum Kandilli'den harekat emrini aldım, Erzurum Çat'a götürdüm. Yani biz bunun içindeydik, o günlerin felaketini yaşadık ama döndük dolaştık. Biz çocuk olduk, kaka çocuk olduk. O gün İstanbul'un her bankanın önünde 5 kişi nöbet, asker nöbet tutuyordu. Neyi bekliyordu? Bu milletin parasını bekliyordu. Her gün kahve taranıyordu. Günde 25-30 kişi taranıp ölüyordu. Herkes bunu unuttu. İstanbul'a saat 5 dedim, sokağa kim çıkabiliyordu? Kimse çıkamıyordu. Saat 5'te ortalık kapanıyordu. Belki sizler hatırlamazsınız bunları. Biz bunları yaşadık. Ben Erzurum'dan geldim. Kayınpederimin evinde yatarken silah sesleri duyup fırlayınca kayınpeder oğlum yat dedi. Burada bunlar normal olan şey. Tabii gece her taraf taranıyor. Tabii Türkiye'nin en karanlık dönemi yani. Tabii bu 12 Eylül faşist darbesinin. Ve darbe yapılınca herkes alkışlarla bayram etti. Ama ne oldu? Ben Erzurum Çat'ta arkadaş darbeyi duyururken, İnşallah dedim bu da 27 Mayıs gibi olmaz ama 27 Mayıs kadar dayanmadı. Ama insanlar o gün büyük mutluluk içindeydi. Fakat biz darbelere karşıyız. Sonucunda darbelerin tüm sonucunda olan hep asker olmuştur. Artık yani bizim vatandaşımız neye alışmış? Bir şey olursa nasıl olsa asker var diyor. Yok, asker yok. Cumhuriyeti asker kurdu. Büyüttü, artık cumhuriyet geldi 90 yaşına. Artık ayağının üstünde duruyor. Bundan sonra vatandaş çocuğuna sahip çıkacak. Hep asker ona pışpışlasın diye beklemeyecek. Askerin böyle bir vazifesi de yok. Var. Yani yok. Evet, düne kadar vardı. Cumhuriyeti kollamak ve korumak görevi kimin göreviydi? Halkın göreviydi. Hayır, askerin göreviydi. Ama artık var, evet, tabii ki yasal olarak var. Şimdi şu biraz daha güncelleyelim. Oraya geliyorum. Yani biraz daha güncelleyelim. Şimdi Genelkurmay Başkanı bugüne kadar biz kendisinden müdahale etmesini istedik. Neye müdahale? En son benim bir konuşmam var. Cumartesi günüydü. Barış TV'de söyledim. Dedim ki biz Genelkurmay Başkanı'ndan Balyoz davasının görüntülü tutanakları var. Bunları alsın. Bünyesinde askeri savcılar var, hakimler var. Bir kurul oluştursun. Ve bunları inceletsin. Baksın orada, görsün kumpas nedir? Kumpas var, kumpas var deniyor. Kumpası çıkıp başbakan danışmanının söylemesine gerek yok. Kumpasın olduğu ta işin başından beri biz ifade ediyoruz. Burada bir kumpas var. Ama bu ne zaman inanıldı? Başbakan danışmanı söyleyince. Niye? Ortada bir çatışma meselesi çıktı. Çatışma meselesi çıkınca, tamam şimdi okyanus ötesine müdahale edeceğiz. Kumpası kim kurdu? Okyanus ötesi kurdu. Bunu anlamak için de hakim şu bu olmaya gerek yok. Şimdi aslında şu var, bakın. İktidara kim gelirse gelsin firavunlaşıyor. Türkiye'nin sorunu aslında bu. Yani asker de gelse bir bakıyorsunuz bir sağdan asker asıyoruz. Asker iktidara gelmez, el koyar. El koyunca işte yani sonuçta bir şekilde el koyuyor. Halkın tercihleriyle. Eyvallah. Bir dakika, ama bu önemli bir nokta. Asker gelip hocam, oturmadı hiç. Asker geldi, bir an önce buyurun dedi, kendini kenara nasıl, çekti. Hocam, nasıl geldi? Sahip değil asker işte. Sahipti, yasamızda vardı. Ama işte o yasa yanlıştı zaten. Askerin yaptığı yasa oldu. Niye asker yapmış yasayı canım? İç hizmet kanunu ta ne zamanın kanunu? Hocam, niye değiştirmediler? Hocam şimdi bakın, yani konu şey değil. Konu nasıl lazım geldiği değil. O ayrı bir konu. Ayrı bir konu, biz ondan yana da değiliz. Biz iktidara gelen, yani tepemize gelenin bize adil davranmasını talep etmek zorundayız ki bu sistem
Ya asker, geleni, askeri yönetimde adalet olur mu? Olmaz. Onu diyorum hocam zaten yani. Sivilde olur mu hocam? Sivilde olur mu? Bakın sivilde ne diyor? Olmuyor. Yasama fakat biziz, yürütme biziz diyor. Evet, halkın iktidarında olur. Oraya geleceğim zaten. Yani siz bu sistemde kimi getirirseniz firavunlaşıyor. Çünkü insan böyledir zaten hocam. Siz bütün erkleri eline geçirmeye çalışıyor. Yasama biziz, yürütme biziz diyor. Elimde imkan olsa Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda yargılar diyor. Biraz, yargıyı da istiyor. Konuyu biraz güncelleyelim. 12 Eylül'de yoktu o kadar yetki. Hocam olur mu? Hepsi oradaki mahkemeler adil davrandı. Buradaki konseyle gibi tutup bir yere ne karar vereceğim diye sormadı. Ben böyle bir şey yani ben peki konuyu 12 Eylül mahkemelerin adaletini savunamam ben bu programda yani. Savun demiyorum ama o gün yargılananlar faşist bir darbenin o gün yargılananlar diyor ki 12 Eylül yargılamasında bile bu tür hareket olmadı diyorlar. Olur mu hocam böyle şey yani? İnsanları cezaevlerinde işkencehanelerde elektrik vererek katletmiş bir faşizmden bahsediyoruz biz. Yani bunu nasıl savunabiliriz ki biz? Yani? Biz hiçbir evet zaman öyle katli faşizm savunmadık. Bakın orada bahsediyor yargılanan kişilerin ifadesini ben söylüyorum. Diyor ben ki size başka ifadeler söyleyeyim. Bakan olan kişi çıkıyor diyor. Gözaltındaki kayıplardan bahsedelim. 12 Eylül'de hayatını kaybedenler benim kendi sülalemde onlarca insan elektrikle cereyanla işkence görmüş. Yani 12 Eylül'ü biz bununla nasıl mukayese edebiliriz? Yani? Bakın tam 12 Eylül'de işkence görülmedi demiyorum. Mahkemelerin adaletinden bahsettiniz. Mahkeme ayrı şey, işkence yapılan o bölüm ayrı bir yani olay. Yani Kenan Evren'in bir sağdan bir soldan deyimi sizi adil midir? Yani yargıya müdahale adil edilmemiş midir? Zaten oradan bakın belli zaten. Hocam şimdi bir sağdan bir soldan. Yani, yani bir karıştırdık diyor. Olmaz. Konuşma yapıyor diyor ki şimdi gençlik kollarına gerek yok diyor. Ne gençliği ne yaşlı kolu böyle iş mi olur? Bakın, kafasına göre devlet yöneten bir şizofrenden bahsediyoruz biz. Evet. Burada konuyu yanlış yöne çektiniz. Ben uygulamaları demiyorum. Mahkemelerin, mahkeme, evet, yargı makamlarından bahsediyorum. Kenan Evren'den veya bürokraside olan kişiden veya cezaevinde uygulama yapan kişiden bahsetmiyorum. O yargılama yapan kişilerin, yani o masalarda oturan yargıç, savcı olan kişilerin uygulamalarının bugünkü o makamları işgal eden kişilerden daha adil kullandıklarını ifade eden eden bakanlar var. Diyor ki bakan işte televizyonda bunu söylüyor. Ben gidip görmedim, ben yaşamadım. Ama bakan diyor ki biz de diyor içeri alındık 12 Eylül'de ama diyor bizi yargılayan hakimler bu şekilde davranmadı diyor. Ben oradaki kişileri ben bunu, anlatıyorum. Bunu asla katılamayız yani mümkün değil. Katılamıyorsunuz. O evet kişileri dinleyin. Ben yargılanmadım. Ben yargılanmadım ama ben şeyde balyoz davası. Neredeydiniz o dönem 12 Eylül'de? 12 Eylül'de askerdim. Silahlı kuvvetlerdeydim. Nerede ikamet ediyordunuz? 1980'de Erzurum Kandilli'deydim. Erzurum'daydınız. Peki, evet. Diyarbakır cezaevinden yani haberiniz var değil mi? Mesela oradaki yargılama sisteminden haberiniz var mı? Şimdi bakın ben cezaevlerin içini bilmem. Cezaevin içinde daha ziyade duran kişiler askerden ziyade başında yani, komutan asker vardı. Yani 500-220 volt elektrik almış bir bakın adamın yargılandığı başka bir mahkemeler bunlar ya. Hocam konu değişiyor. Telefonumuz var da telefon hattımızda bir konuğumuz var. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek hattımızdaymış. Hocam ona bir merhaba diyelim çok kısa. Evet Bayram Bey bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi akşamlar. Evet, programımızı izliyorsanız hangi bölümde olduğumuzu da görüyorsunuzdur muhtemelen. Evet, bu tırı konuşmuştuk en son. Bu yakalanan tırla alakalı da sizin görüşlerinizi almak için bağlanmak istedik size de. Evet, bu tır mevzusunu bir konuğumuza sorduk telefonla ama şimdi bu TSK ile alakalı size bir soru sormak istiyorum. TSK buyurun. Bu Ergenekon ve Balyoz davalarıyla alakalı diyor ki deliller kaydırılıyor, karartılıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz TSK'nın bu iddiasını? Şimdi efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye'nin vatanseverlerine, İşçi Partisi'ne, ulusal kanala ve aydınlığa yapılanların bir tertip olduğu, Atlantik ötesi diye adlandırılan
Amerikan emperyalizmi ve onun tetikçisi FETÖ örgüt tarafından yürütüldü, artık açığa çıkmıştır. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün savcılar suç duyurusunda bulunmaları önemli bir adım ama gecikmiş bir adımdır. Bu çok daha önceden İşçi Partisi tarafından bu adımların atılması önerilmişti. Hatta şunu da söyleyebilirim. Genel Başkanımız gözaltına alındıktan 3 gün sonra İstanbul'dan sorgusunda kendisine sorulan sorulardan hareketle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir tertibin hazırlığı içinde olduklarını Türk milletine duyurmuştu. Ama gerek o zamanki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve kamuoyu buna anlamadı ya da anlamak istemedi. Bu tertip o zamandan beri yani 2008'den 2007'den beri adım adım uygulandı. Şimdi tertipçiler birbirine düştüler ve itiraflarda bulunuyorlar. Tertibi nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. O yüzden artık yapılacak tek şey var. Bir, Silivri'nin kapıları açılacak. Başta Genel Başkanımız Doğu Perinçek olmak üzere arkadaşlarımız ve kahraman komutanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensupları tahliye edilecek. Balyoz, Poyrazköy ve diğer askeri casusluk davalarındaki bütün tutuklu subaylar serbest bırakılacak ve dava yeniden görülecek. İki, bu tertibi yapanlar, başbakan dedi ya inlerine gireceğiz, inlerine girilecek, girilmeli ve tek tek kamuoyunun önünde bunlar teşhir edilerek yargılanmalıdır. Peki. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan tertibe mutlaka bir cevap vermek lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çok kısa lütfen. Çok kısa. Şimdi bu bugün yani daha doğrusu dünden beri devam eden bu Kırıkhan'daki MİT'in Suriye'deki teröristlere silah ve mühimmat gönderme meselesi de çok önemlidir. Bakın jandarma yolunu kesiyor ve aramasını yapıyor, görevini yapıyor. MİT jandarmanın yasal görevini yapmasını engelliyor. Evet. Peki. Şimdi Sayın Bayram, Sayın Yurtçiçek. Evet dinliyorum. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz 1-2 dakika kaldı. Onu da son sözlerle kapatmak istiyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum size. Ben teşekkür ettim. İyi akşamlar. Evet hocam. Bir şey söylemek istiyorum. Gelen bir iki tweet'e de cevaben. Evet hocam. Burada da sorular birikti. Şimdi 12 Eylül bilmem ne vesayet vesayettir. Yani Kenan Evren'i öven bir takım ifadelerden bahsediliyor. Postalla namluyla gelen hiçbir siyaset meşru değildir. Askerin siyaseti yoktur zaten. Evet. Yönetimi el koyar. Çünkü devlete sahibi halktır. Asker değildir. Devlete sahipliğini, hamiliğini kendinde görmek gibi bir yetkiyi kendi kendine ataması olan meşruiyet kazandırmaz. Tüm darbeler totaliter, fevkalade faşist birer siyasal rejimin ortaya çıkmasını sağlar. Dolayısıyla 12 Eylül'ü öven bu tweetleri esefle kınıyorum. Evet hocam aynı ben şekilde, şunu söyleyeyim. Aynı şekilde bir tamamlayayım evet, lütfen. Buyurun. Bu çok önemli bir konu. Hı hı. Vesayetin sivil uzuvları da aynı şekilde eleştiriye tabi tutulmalıdır. Yani bugün Türkiye'nin yaşadığı vesayet rejimi bir sivil vesayettir. Postal vesayetinden hiçbir farkı yoktur. Yani başbakanın kafasına göre kabine atadığı, yargının içerisinde elini fıldır fıldır dolaştırdığı, yargıyı kendisine göre biçimlendirdiği bir rejim, vesayet olarak tanımlanması gereken bir rejim tipidir. Dolayısıyla bir darbe versiyonudur, bir darbe boyutudur. Dolayısıyla sandık bunun meşrulaşmasını sağlamaz. Yani sandıktan faşizm çıkıyorsa o da bir vesayettir. Bunun altını çizelim ve... Hocam şimdi senin zalimin iyidir ve benim zalimim iyidir. Seninki, senin zalimin kötüdür olmaz ki. Burada samimiyet olmaz.
Bütün zalimlere adı, efendim, rengi, dili ne olursa olsun zalim zalimdir. Efendim, kıyafeti, üniforması, ne bileyim neyi önemli değildir. Zalim zalimdir ve öyle bakmak gerekiyor. Yani o zamanki zulme razıysan bugünkü zulme de razı olmalısın. O zamanki zulme razı değilsen bugünkü zulme de razı olmamalısın. Her ikisi için söylüyorum. Kardeşim, ne olmalıdır? Bir de ona geçmemiz lazım. Şimdi o kadar vaktimiz kalmadı. Ama esas önemli kısmı orası. Yani bundan sonra ne olmalıdır? Kumpas ortaya çıkmıştır. Bu içerideki kişilerin durumu ne olacaktır? Evet. Bir an önce yeniden yargılama kararı verilmesi adalet, gerekir. Orada da adalet istiyoruz muhakkak. Yani herkes için adalet Benim istiyoruz. Benim bir önerim orada var. Bir tek evet. önerim var. Onu bir cümle söyleyeyim. Ben başbakanın cesareti varsa balyoz davası duruşma tutanaklarını herhangi bir televizyondan yayınlamasını istiyorum. Halk o zaman kararını verecektir. Kumpası açıkça görecektir. Evet. Bu yassada duruşmalarında bile yapılmadı, gizlenmedi. O zaman radyolarımızda biz yassada duruşmalarını günlük dinliyorduk. Ama ne yazık ki balyoz duruşmasının tutanakları hep gizlendi. Görüntülü olarak bize dahi verilmedi. Ben duruşma avukatıyım. Orada herkes görüntülü savunma yapıyor. Belgelerini görüntülü sunuyor. Bana görüntülü olarak bu tutanaklar verilmedi, duruşma tutanakları. Cesaretleri varsa çıksınlar, bu görüntüleri yayınlasınlar. Halk o zaman kararını verecektir ve kumpas açıkça görecektir. Kumpas evet. olduğunu anlamak için başbakan danışmanın evet. açıklamasına gerek yok. Halk, herkes ona evet kumpas var diyecek. Evet, çok teşekkürler Sayın Eyüp Bey. Var, ona şimdi bir cevap vereyim. Hocam, iki tane soru var. Ama bu önemli bir tip. Peki, buyurun. Yani deminki tartışmaya binaen mahkemeyle, yargılamayla ilgili bir durum. Benim evet. ısrarla cezaevinden bahsettiğimi, Eyüp Bey'in mahkemeden bahsettiğini, aynı şeyi konuşmadığımızı söylemiş. Onur Kaya diye bir arkadaşımız. Ben şunu söylüyorum. Hı. Elektrik verilmiş bir adamın çıktığı bir mahkemeden bahsettik. Yani evet. ve hiçbir zaman da hiçbir mahkeme işkence olduğunu kabul etmedi. 12 Eylül'de var mı bir tane zabıt hocam? Yani mahkemeler incelemediğim konuda beyanda bulunamam. Hocam şimdi yani çok kısa ben yargı heyetinden bahsettim. Sorduğumuz sorunun cevaplarını da söylemem gerekiyor. Bu arada onu söyleyeyim. Son bir dakikamız kaldı hocam. Şu ana kadar onlarca mesaj geldi. Ve bu mesajların içinde şu ana kadar bir kişi dahi çıkmadı. Ben gördüğüm kadarıyla bir kişi dahi Türkiye'de hukukun adil olduğuna inanan, hukukun adil davrandığına inanan bir kişi dahi mesaj göndermedi bize. Gönderemez. İki savcı birbirine düşmüşse. Gönderenlerin hepsi Türkiye'de hukuka güvenmediğini beyan etmişler burada. Artık bunu kim nasıl okuyorsa öyle okusun. Hocam, bu arada Hollanda'dan bir kardeşimiz diyor ki, şöyle bir serzenişi var. Diyor ki bize burada hırsız diyorlar, hırsız Türkler diyorlar. Genelkurmay başkanınız anarşist diyorlar, alışveriş yaptırmıyorlar diye bir mesaj yollamış bize. Çok oldukça kötü bir şey. Bir kardeşimiz de Manisa'dan yazmış hocam, Soma'dan. Bu kardeşimizin bir çalıştığı yerle alakalı bir sıkıntısı var. Madende çalışıyormuş, 2 aydır maaş alamıyormuş, mağdur durumdaymış. Buradan da onun sesini... Asgari ücrete yapılan zam ortada. Onun sesini duymuş olalım. Bu da aynı zamanda kutulardan çıkan milyon dolarların hangi haklardan Türkiye'nin de fotoğrafı. İmajı yani bozuldu mu hocam sizce? İmajı mı var Türkiye'nin? İmajı kardeşim, kaldı mı? Yani Türkiye'de imaj mı vardı yani? Gezi Parkı olaylarında görmedik mi yani? Evet. Başbakanın tutumu bu ülkeyi nerelere sürükledi? Evet, peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Eyüp Bey, size de vaktimiz hiç kalmadı. Tamam. İnanın. Sürekli uyarı Benim alıyorum zaten. Benim söyleyeceğim şu, iki savcı birbirine giriyor. Hukuki tartışma yapmıyorlar. İki ayrı gücü temsil ediyorlar. İşte bu Türkiye'de hukukun var olup olmadığını ispatlıyor. Burada hukuk tartışması yapmıyorlar. Senin bağlı olduğun taraf mı haklı veya dediği olacak? Benim bağlı biraz olduğun taraf o hal aldı yani, takım tutar gibi. Yani hukuk demek evet. ki artık Peki, çok Yargıtay'ın şey unutmayalım. Yargıtay dosyayı nereye gönderiyor? Okyanus ötesine gönderiyor.
Evet, çok karar verebilmek için. Çok teşekkürler Sayın Eren Hocam. Size de çok teşekkürler. Eyvallah. Kıymetli Eren Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, buradan hem telefonla bağlanan Hatay Milletvekilimiz ve Mevlüt Dudu Bey'e ve Bayram Yurtdışı'ya çok teşekkür ediyoruz. Özellikle tekrar vurgulayayım, Mevlüt Dudu'nun şahsında bütün Hataylı dostlara buradan selamlar. Biz de Eren Hocam'la birlikte Hatay'a doğru bir ziyaret planlıyoruz. İnşallah orada olacağız. Hataylı dostlara selamlar. Çok çok selamlar. Evet sevgili izleyenler, bu haftalık Ezber Bozanların sonuna geldik. Gönderdiğiniz tweetler ve mesajlar için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın.